Merhaba, maskeli ilk röportajımız. Maskeden tanınmak yok. Aynen. Bana güvenin, karşımızda Betty var. Betty'nin de hakikaten benim hayatımda çok özel bir yeri var. Onun ameliyat günü hiç unutmayacağım. Bir yılbaşı günüydü. Doğru. Ve artık 6 senemiz doluyor. Betty hala fit, hala güzel ve hala hep beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Okay, 60 kilo civarında verdin ve koruyorsun. Koruyorum. Okay, korumak için de çabalıyorum ama yani öyle koruyorum deyince ya. Öyle de korunmuyor. Sporumu yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. Çok dondurma severim, hiç yemiyorum. Kuru yemişten vazgeçtiğimi söyleyemem. Hala kuru yemiş yiyorum ama onu telafi etmek adına sporumu çok arttırdım. İşte dediğim gibi diğer tatlıları falan böyle bir hep pas geçiyorum ki kuru yemişe pay kalsın. Ama genel olarak memnunsun. Çok çok gerçekten. Keşke daha önce yapsaymışım. Değil mi? Kararını verdiğin anları hatırlıyorsun. Evet. Çok mu sıkılmışsın? Çok da sürpriz bir yerde, sürpriz bir şekilde öğrenmiştim. Sırtımda oturan birisi, arka arkaya oturduğum birisi bu ameliyatı olmuş, sizinle de olmuştu. O anlatıyor. Hani dönüp demek istiyordum ki oradaki ortam müsait olsa, abicim sen ne yaptın söyle bana da. Olmadı ama sonra eşini aradım, eşinden öğrendim filan böyle. Mesela öyle sizinle tanışmıştım. Zaten biliyorsun geldim, görüştük. Bir programım, bir seyahatim vardı. Hemen tarihi aldık, yılbaşında yaptık. Evet ve 6 sene geçiyor yani çok çok çabuk da geçiyor. Aynen. Keyifli de geçiyor. Çok güzel, çok güzel. Çok evet, çok da başarılısın gerçekten. Dediğim gibi yani çabalıyorum böyle de kalmak için ama hani dediğim gibi deli gibi dondurma severim. Ama hiç dondurma yemiyorum. Nasıl besleniyorsun? Benim beslenmem çok düzgün değil aslında ama mümkün olduğunca kalorili şeylerden uzak duruyorum. Daha sevdiğim şeylere pay bırakacak kadar böyle bir boşluk yaratıyorum. Bir yöntemi buldun ki bunu dengelemek adına. Evet, evet. Sporumu yapıyorum. Hani bari biraz da spordan tasarruf ederek kalorileri öyle. Spor konusunda hakikaten çok iddialısın bence. Evet yani boş durmuyorum. Hani hele ki şimdi bu pandemi sürecinde bir sürü İşte online'da veya YouTube'da bir sürü spor kanallarının da olduğunu fark ederek hep onları kullanarak bayağı bir vaktimi sporla geçirdim. İyi, helal olsun. Valla herkese çok güzel bir örneksin. Teşekkürler. Zaten seni görerek bir sürü arkadaşınla da vesile oldun yani. Arkadaşlar çok arkadaşım geldi zaten. Onlar da sana hep duacı ben biliyorum evet, yani. Evet evet. Herkes gerçekten böyle ah Betty iyi ki konuşmuşuz, iyi ki söylemişsin. Bir de çok ısrar ediyorum herkese de olsunlar diye. Bir de o var. Hemen git ol diyorum yani hiç düşünme. Yazı o gün bugüne beraberiz. Evet. Hep iletişimdeyiz. Evet. Gerçekten süper bir ekipsiniz. Ay sağ ol. Hani gerçekten siz, psikolog Erdem Hanım, diyetisyen Merve Hanım, hocalar. Hani her zaman arkamızdasınız. 6 senem geçti hala geliyorum kontrole. Hala sizinle görüşüyorum. Sizden destek alıyorum. Zaten yaptığınız ayrı motivasyon toplantıları, evdeyiz, spor desteği, daha ne olsun? Değil mi? İnsanlar ilk başta bunu, bazılar hani ben bunu bilmiyorlar çünkü insanlar. Bunu bir ameliyat olduğunu düşünüyorlar. Aslında bu bir ameliyat değil. Bu ömür boyu bir, evet, yine, evet, bir proje, bir yenilenme projesi. Evet. Yani bu ameliyat tabii bir iki sene süresince bir balayı dönemi yaşatıyor insana. Hani istediğinden ye, zaten ne kadar yiyeceksin, minicik yiyeceksin. Hani oradan alacağın kalori sana zaten bir şey etkilemeyecek. Hani iki seneden sonra insan tabii ki yine ekibin desteğiyle, biraz da kendi kafasıyla böyle bir onu düzene oturtmalı. Yedi, sporunu yaptı, kalorili yedi, ona göre sporunu arttırdı ya da bir sonraki gün beslenmeyi toparladı. Hani bu şekilde olması lazım artık hayatın. Aslında biz de öyle yaşıyoruz. Evet. Artık evet. Biz aramızdaki bir şeydeki. Ben hep unutuyorum yani şimdi işte ben eskiden kaç 46, 48, 50 bedenlerdeyken 38 beden arkadaşım ne yiyorsa ben de şimdi o kadar yiyip öyle kalmaya çalışıyorum. Hani gerçekten bir parça kurabiyeyle
durabilmeyi bilmek lazım. Bir kilo kurabiye yemeden. Veya bir parça kekle durmayı bilmek lazım. Bir bütün keki bitirmek şart değil. Bu şekilde beslenirsen zaten ömür boyu kurtarırsın. İnşallah. Evet. Kim der ki iki tane koca çocuk yani. Şimdi ben senin maskesiz fotoğraflar da koyacağım ki inanması çok zor. Evet. Onlar da bir onlar ne diyor? Hani onlar çok memnun. Çok memnun halinden. Daha dinamik. Şimdi ben 24 yaşında kızım var. Onunla beraber spor yapıyorum. Hani gerçekten bu bana da bir gurur veriyor. Yani 24 yaşındaki kızımla beraber aynı programı yapabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Yoksa ameliyat olmasaydı. Nerede? Şimdi, o zaman 24 değil 44 yaşındaki ileride programı yapamazdın. Yapamazdın. O zaman da şeyle işte tansiyon hapıyla, şeker hapıyla. İyi süper. İnşallah mutlu mutlu böyle yıllarımız beraber olsun. Vallahi inşallah olsun. 20 sene sonra da yine aynen. İnşallah. Sen bu kafayla bence zaten yaparsın yani. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Seviyorum seni. Biz de sizleri vallahi gerçekten. Bu ekip sevilmez mi? Canım benim. Çok sağ ol vallahi.